Selamlar arkadaşlar, yine yepyeni bir video ile beraber karşınızdayım. Arkadaşlar bugün önümde de görmüş olduğunuz gibi elimizde bir askeri yemek çantası var. Bugün sizlerle beraber Türk askerinin cephede, operasyonda, kışla dışında geçirdiği zamanda ihtiyaç duyduğu besini karşılaması için onlara verilen, onların sırt çantalarına konulan bu görmüş olduğunuz hazır yemek paketi rasyonu var. Şu anda 2020 Ramazan ayındayız. Bugün sizlerle beraber bu paketi incelerken aynı zamanda kendime gerçekten efsane bir sahur sofrası hazırlayacağım. Karantina günlerinde sıkıldığınızı biliyorum. Gerçekten eğlenceli bir video olacak. Videomuza başlamadan önce like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu paket arkadaşlar şu anda görevde olan askerlerimizin çantasına verilen paket. Yani birebir o paket. Şu anda askerdeki Mehmetçiğin de çantasında bu paket var. Elimizde de bu paketten var. Biz bu paketi üreten firmaya ulaştık. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kim üretiyorsa TADA markasına ulaştık. Aradık abi, dedik biz böyle bir video çekmek istiyoruz. Bize bu paketten gönderir misiniz dedik. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bu paketten bir tane gönderdiler. Şu anda askerin çantasında ne varsa bizim elimizde de bu paketten var. Bugün sizlerle beraber bu paketi inceleyeceğiz. İçerisinde neler varmış teker teker bakacağız, açacağız, tadacağız, yiyeceğiz, doyuracağız inşallah kendimizi, karnımızı. Ve gerçekten merak edilen bir konu olduğu için bunu size göstermek istedim. Bizim ulaşma gücümüz var, getirdik abi. Sizlerle beraber açacağız, inceleyeceğiz. Ben de tadına bakacağım. Siz de benimle beraber keyifli bir şekilde bu videoyu izleyeceksiniz inşallah. Daha öncesinde Uras abiyle beraber bu videonun bir benzerini yapmıştık. Bu paketin içerisinde bulunan sıcak yemekler bize gelmişti. Ama bu şekilde direkt askerin birebir kullandığı besin paketi yoktu bizde. Onları denemiştik. Tatları güzeldi, değildi. Onları değerlendirmiştik. Bugün tam detaylı olarak bu paketin içerisinde ne varsa sizlerle beraber inceleyeceğiz. Önce paketi göstereyim size. Şöyle yaklaşayım. Görmüş olduğunuz gibi paketimizin üzerinde hazır yemek paketi rasyonu yazıyor. Rasyon çeşitli besin ürünlerinin bir paket içerisine doldurulmuş haliymiş. Yani bunun içerisinde su da var, çay da var, çikolata da var, yemek de var, lavaş da var. Ne var başka mesela? İşte plastik kaşığından tuzuna, ıslak mendilinden kuru mendiline kadar tamamıyla bütün ihtiyaçlarını karşılayacakları bir paket. Bir de bunun içerisinde çok ilginç bir malzeme var arkadaşlar. Şurada yazıyor gördüğünüz gibi, kimyasal ısıtıcı kit. Yani ateş yakmadan bunun içerisindeki yemeklerimizi ısıtacağız ve soframızı hazırlayacağız. Paketimizi size şöyle bir göstereyim. İçerisinde görmüş olduğunuz gibi çeşit çeşit besinler var. Toplamda 1 kilo 400 gram ağırlığında 2233 kalorilik bir paket. Bir insanın bir gün boyunca ortalama harcayacağı enerji 1700 ile 2000 kalori arasında olur. Bunun içerisinde toplamda 2233 kalorilik bir besin varmış. Yani bunu yediğin zaman, tamamını tükettiğin zaman bir gün boyunca hiç acıkmazsın. Hızlı bir şekilde açalım. Bıçağımız var. Görmüş olduğunuz gibi komando bıçağı var. Bununla birlikte açacağız paketimizi ve teker teker incelemeye başlayacağız. Bismillah. Açıyorum Yasir abi. Nerede belettirdin sen bu bıçağı? Evet, paketimizi şöyle güzel bir şekilde açacağım. Öncelikle şöyle içerisini size bir göstereyim. Baya baya dolu. Yani ağzına kadar doldurmuşlar. Hepsi de güzel bir şekilde yerleştirilmiş paketler. Hepsi gri. Daha farklı bir şey bekliyordum. Teker teker hurra çeker gibi çekeceğim. Hepsini size göstereceğim. Önce bir soframı hazırlayayım abi. Evet, hızlı bir şekilde paketimizin içerisinden ilk ürünümüzü çekiyoruz. Aa, üzerinde yazmıyor. Ama sıvı. Bak. Çorba olabilir mi acaba? Şunu şöyle bırakıyorum ben. Üzerinde yazar diye düşünüyordum. Bu çıktı, bu çıktı diye. Nasıl yapacağız? Nasıl bileceğiz içinde ne var diye? Önce ürünleri şöyle bir dizeyim o zaman. Teker teker açarız, bakarız yani. Birlikte bakacağız artık. Üzerinde yazar diye düşünüyordum. Neymiş bu? Ha, bunun üzerine yazıyormuş. Hazır yemek ısıtıcı paketi. Yani birazdan yemeklerimizi bununla birlikte ısıtacağız. Bunun içerisinde bir kimyasal var. Paketin içerisine atıyorsunuz, su ekliyorsunuz. Yemekler ısınıyor. Bunu kenara koyuyorum. Bunu birazdan kullanacağız. Yemeklerimizi sıcak bir şekilde yememizi sağlıyor. Ateşsiz bir şekilde yemeklerimizi ısıtacağız. Çok önemli bir kit. Neden önemli arkadaşlar? Cephede görev yapan askerimizin üzerine yağmur yağabilir, karlı bir ortamda olabilir. Orada ateş olduğunun görünmemesi gerekebilir. Adam operasyonda düşün yani. Düşman askeri var, orada ateş olduğunu görüp binlerce metre uzaktan o bölgeye ateş edebilir. O yüzden ateşsiz ısıtma kiti bence bu paketin içerisindeki en önemli parçalardan birisi. Onu çıkartalım şimdi. Hemen bulayım. Bunu çıkarttığımı tahmin ederken lavaş çıkarttım. Lavaş. Yemeğimizin yanında görmüş olduğunuz gibi ekmek olarak lavaş tüketeceğiz. Bunu bir açayım mı direkt, merak ettim. Yani kışlaya geri dönemeyecek uzaklıkta olduğun zaman, öyle bir operasyona dahil olduğun zaman çantana konulan paket. Böyle bir durum. Yani o yüzden şu an biz oturduğumuz yerden bu videoyu çekiyoruz ama bu paket gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu arada sizinle konuşurken lavaşımızı çıkarttım. Şöyle lavaşımızı size göstereyim. Hazır. Güzel de kokuyor. Birazdan yemeklerimizi bununla bana yiyeceğiz. Paketleri şöyle diziyorum. Tamam mı? Yan yana dizeceğim. Güzel. Tertip dizen olsun ya. Evet. İlk yemeğimizi çıkarttım. Sizlere de şöyle göstereyim. Etli bezelye.
Son kullanma tarihi yazıyor arkadaşlar arkasında. 25.04.2022'ye kadar dayanıyormuş bu yemek. Ya et yemeği mesela nasıl 2 yıl dayanır? Değil mi? Yani demek ki konserve şeklinde paketleniyor yani bunlar. Bozulan yemekler değil. İçerisinde ne varmış ona bakacağım biraz. Abiler 6,5 gram protein varmış bundan. Etli bezelye yemeği. Bunu da kenara koydum. Hemen çıkartmaya devam ediyorum. Ne var abi burada? Burada da bir etli bulgur pilavı var. Olabildiğince etli yemekler tercih edilmiş gözlemlediğim kadarıyla. Çünkü birazcık daha enerjisi fazla olduğu için, askerlerin de enerjiye ihtiyacı olduğu için etli yemekler tercih edilmiş. Kuru kayısı. Şöyle göstereyim. Üzerinde yazıyor. Kuru kayısı. Güzel. Güzel abi. Bu neymiş? Ha, şöyle bir paket çıktı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sallama çay var. Burada bir kaşık var, peçete ve şu gördüğünüz şeffaf şey çay yapmak için. Yani sıcak besinleri yapmak için. Onun içerisine çayı atıyorsun. O kaynatma kitinin içine atıyorsun. Çayın oluyor. Yani yemeğini yedikten sonra çay keyfi. Eğer öyle bir imkan varsa tabii ki. Bunu da kenara bıraktım. Bu ne? Çikolata. Bunun içerisindeki çikolatayı çok merak ediyorum. Paketi açmadan önce Hüseyin'le muhabbet ettik. Abi Ülker çikolatalı gofret çıkarsa ben yiyeyim falan dedi ama dayanamadı. Geç saat olunca uyudu Hüseyin. Birazdan bakalım içerisinden nasıl bir çikolata çıkacak. Hızlı bir şekilde açmak istiyorum. Hızlı hızlı çekiyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu da sıvı bir şey. Bu arada bunlar su olabilir. Çünkü listede şurada içme suyu gördüm. 125 milimlik çarpı 4. 4 tane içme suyu koyulmuş. Şişe koymadıkları için büyük ihtimal bunlar su. Ben su diye tahmin ediyorum. Bir tane daha çıktı. Hemen bakayım başka var mı? Aynen. 3. Kesin su ya. 4. Şöyle açıyorsun. Şöyle direkt içiyorsun. Su. Güzel. Tamam. Tamam okey. Bu neymiş abi? Aa. Karışık çerez. İçerisinden karışık çerez çıktı arkadaşlar. 80 gramlık karışık çerez çıktı. Badem var, fındık var, fıstık var içerisinde. Yani lüks çerez. Leblebi koymamışlar içine, Çorum leblebisi. İki parça bir şey kaldı. Hazır yemek ısıtıcı paketi. Tekrardan hazır yemek ısıtıcı paketi çıktı. İki tane yemeğimiz olduğu için etli bezelye, etli bulgur pilavı. Hani farklı zamanlarda ısıtırız diye iki tane ısıtma kiti koymuşlar. Evet, iki tane de görmüş olduğunuz gibi ısıtıcı paketimiz çıktı. Bunun nasıl çalıştığını çok merak ediyorsunuz. Şimdi size göstereceğim. Paketimizi boşalttık. Bunu kenara alıyorum artık. Hazırlamaya başlayalım mı? Ben heyecanlıyım biraz çünkü. Şunu açıyorum. Ufak bir toz çıktı. Üflüyorum. Bunun içerisinden abi şöyle bir pet çıktı. Şu pedi görüyorsunuz. Bunun içerisindeki toz suyla etkileşime girdiği zaman ısı açığa çıkartıyor. Ve ortaya çıkardığı ısı 100 derecenin üzerinde. Yani suyun kaynamasını sağlıyor. Hızlı bir şekilde yapalım mı Yasin abi? Paketimizin içine ısıtıcımızı yerleştirdik. Gördüğünüz gibi. Ben ilk etli bezelyeyi yapacağım. Onu da bunun içerisine yerleştiriyoruz. Ve bize vermiş oldukları suyla, gönderdikleri suyla bunu yapacağım. Açtım. Bakayım. Harbiden su. Zaten 100 milim su doldurun demişlerdi. Burada da 125 milimlik su var. Biraz fazla göz çıkarması diye düşünüyorum. Şöyle bir karıştıralım. Bunun ağzını büzeceğiz. Ve kaynamasını bekliyoruz. Kısa sürede kaynadığını biliyorum. O yüzden sizin de görmeniz açısından. Oha hemen ısındı. Birazdan zaten buhar olduğu zaman görürüz. Şöyle bir yemeğimiz karşısında. Kaynamaya başladım. Var mı öyle bir görüntü? Oh! O ne lan? Oha! Görüyor musun? Evet. Görünüyor mu kamerada? Çok güzel hem de. Yani şu anda bildiğiniz arkadaşlar bir düdüklü tencere gibi yemeğimiz pişiyor. Bu arada yanlardan tuttuğum zaman elim yanmıyor ama bayağı ısındı. Şöyle göstereyim. Buhar çıkıyor zaten. Onu görüyorsunuzdur. Şöyle arkasını da göstereyim size. Yemeğimiz içerisinde güzel güzel ısınıyor. Sesi duyuyor musun? Dur yaklaştırayım. Şu su şişesine şunu yaslayalım. Tamam. O hazırlanırken biz ikinci yemeğimizi de yapalım. Çünkü bir yandan da kendime sahur sofrası hazırlıyorum ya. Etli pilav. Hani pilavla bezelye yemeği yiyeceğiz bugün sahurda. Bunu da içerisine koyuyorum. Evet. Bunu da bunun içerisine koyuyorum. Şöyle sizin gözünüzün önüne dökeyim. Bir bakalım kaç saniyede kaynatıyor onu deneyelim. Evet tamam. 1 2 3 4 5 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Isınmaya başladı, sen hissetmiyorsun. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Sesi gelmeye başladı bak. Geliyor. 3, 2, 1. 45 saniyede. Abi 1 dakika olmadan kaynaması çok garip değil mi? Ocakta kaynatamıyoruz 1 dakikada. Değil mi yani? 45 saniyede tam. Yani kettle'la aynı hızda kaynatıyor bu arada. Bu da burada 2 dakika pişsin. Ne vardı? Çikolata. Bunlar pişerken bir yandan size diğer ürünleri göstereyim. En sonunda finalde yemeğimizi yiyeceğiz. Üzerimize çayını içeceğiz. Ondan sonra uyku. Açıyorum abi. Beklediğim gibi bir çikolata çıkmadı. Siz merak ediyorsunuz şu anda. Biraz daha merak ettireyim mi şöyle? Evet. Çikolatamız şu şekilde çıktı. Direkt. Aa. Çocukluğumuzda bunu çok severdim ya. Bunu sen yiyin. Yemekten önce biraz çikolata yiyin dur. Tüplü ya. Tüplü çikolata aynen. Buradan da bakayım. Evet, tüplü. Ya bu kullanım açısından da şey olmuş olabilir. Bu şekilde bir çikolata kullanılmış olabilir. Ya inanılmaz rahat. Buldum neden böyle olduğunu. Bak. Bak neden öyle olduğunu buldum. Şimdi iyi izle. Bak. Evet, ne var burada başka? Kuru kayısı. Bunu da göstereyim size. Bu bayağı çok verilmiş. Kaç gram? 100 gram kuru kayısı var. Şöyle avucuma dökeyim. Görmüş olduğunuz gibi kuru kayısı var. Zaten bu videoda önemli olan Mehmetçiğin cephede ne yediği. Yemeğimiz hazır. Yemeklerimizi çıkartıyorum artık. Oo bayağı sıcak. Yani birazcık da ince bir poşet. Elim yandı. İçinden neyle alacağız? Direkt alıyorum ya. Ah! Elim yandı. Elim yandı. Bu zormuş. Bak buna mesela birazcık daha bir tane aparat koyabiliriz içine. Benim tavsiyem. Teşekkür ederim bu paketi gönderdiği için tekrardan. Allah onlardan razı olsun binlerce kere. Şunun içine bir tane şöyle bir mandal koyun. Askerin eli yanmasın. Çıkartıyorum. Evet arkadaşlar. İlk yemeğimiz hazır. Onu hemen şöyle bırakıyorum kenara. Bunu bir götüreyim, atalım gelelim. Bırakın gelin. Ve ikinci yemeğimiz olan etli bezelye de güzel pişti ha. Bunu ilk yaptık ya. Ve ikinci yemeğimiz olan etli bezelye de hazır. Onu da şöyle bırakıyorum. Şunu da hemen bırakıp geliyorum. Açıyorum yemekleri ve tabağa dolduruyorum abi. Şöyle yemeği açtım. Şöyle içindeki yemeği sizlere göstereyim arkadaşlar. Bunu bir tabağa dökeyim. Tabakta görün ya. Bildiğin etli bezelye yemeği. Evet. Bir de pilavımız var. Pilav biraz yağlı. Evet, burada da görmüş olduğunuz gibi pilavımız var. Etli bezelye ve etli pilav. Bunu da döküyorum. Isındı mı acaba? Bayağı sıcak bu arada. Bakmak ister misin tadına sen de? Yani içerisinde gördüğünüz gibi arkadaşlar, şöyle göstereyim. Şu lavaşı da şuraya alayım. İçinde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, bolca et koyulmuş. Güzel bir öğün gibi gözüküyor ama önemli olan görüntü değil tabii ki, tadı. O yüzden hızlı bir şekilde bismillahirrahmanirrahim tadına bakıyorum. Etli pilavın içerisindeki et gayet yumuşak, yani hoşuma gitti. Burada samimi yorum yapıyorum arkadaşlar. Eğer bu kötü olsaydı, hani o adamlara tanışıyoruz, bize bunu gönderdiler diye iyi yemek demezdim size yani. Kötüyse kötü diyeceğim. Bezelyeye bakacağım. Kötüyse kötü derim. Çünkü bu büyük bir vebal. Üzerimde kalsın istemem ama gerçekten bu bulgur pilavı biz evde yapsak ben yerim yani. Öyle söyleyeyim. Suyumu açayım. Rus askerlerinin şeyini yapmıştı, hatırlıyor musun? Ha, TAA. Orada mesela hep bisküviler falan vardı, hep kuru gıda. Şimdi sana bir şey soracağım. Şimdi bizim askeriyede, kışla da yediğimiz yemeklerin ne farkı var bunun? Ya şöyle, kışla da sıcak yemek çıkıyordu, aşçı tarafından hazır yapılıyordu. Hı-hı. Tabii onun arasında biraz fark var ama ben bunu mesela arazide düşünüyorum kendime. Orada gayet yenilebilir bir yemek. Ha, bir de şunlar var. Arkadaşlar şimdi ben kendi çatal kaşığımla yedim bunu. Ama görmüş olduğunuz gibi paketin içerisinde kaşık çıkmış ya, kaşık varmış yani. Yani normal bunun içinden çıkan kaşıkla da yiyebilirdim. Ne var? Ne kaldı içinde başka? Bu ne? Ha, ıslak mendil, çay, sakız var. Peçete var. Şu kaşıkla da bir yiyeyim. Ha, son olarak yemeklerde tuz yok bu arada. Tuzsuz yemekler, onu söyleyecektim. Tam tuz çıktı. İki pakette şöyle tuzumuz var.
Çay demleyelim mi? Ne diyorsun? Biz son olarak şu çayı bunda demleyeceğiz. Bunu içer, ondan sonra uyuruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Merak ettiğiniz için, bizi takip ettiğiniz için teşekkürler. Kanalıma şuradan abone olmayı unutmayın. Daha ilginç videolarla, daha çılgın videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Görüşürüz.